Türk Traktör'ün sunduğu mevsiminde tarım devam ediyor. Konuşurken tabii diğer ürünlerde olduğu gibi borsa devreye giriyor. Biz de özellikle bu işin hem ekonomisini iç pazarda hem de dış pazardaki durumunu borsa gözüyle ele almak istiyoruz biraz da. Nazilli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Oğuz Baysal yanımda. Oğuz Bey ile biraz bu işin ekonomisini konuşalım. Kuru incir dediğimiz zaman Türkiye açısından genel olarak baktığımızda nasıl bir ekonomik büyüklük ve hacimden bahsediyoruz? Yaklaşık 300-350 milyon dolarlık bir ihracat potansiyeli olan bir pazardan bahsediyoruz. Bunu da dünyanın dört bir yanına hemen hemen Türkiye ihracatını yapıyor. Tahmin edersek yıldan yıla gelişen bir ürünün de dolar ve euronun artmasıyla birlikte katma değeri daha yükseldi. Zaman zarfında inşallah pazarın daha genişlemesiyle birazcık daha katma değerinin artacağını tahmin ederim. Bu ürünler dış pazara gittiği zaman buradaki fiyatın belki 2-3-5 misline satılıyor tüketiciye ulaşırken. Burada bir fırsat kaçmıyor mu? Tabii ki burada bir fırsat kaçıyor. Ürün ne kadar çok parakende noktada satışı fazlaca olursa o kadar çok daha fazla katma değeri arttığı için ondan dolayı biz ne kadar markaya yatırım yapıp bunu yurt dışına kendi satış ofislerimizi yaparak daha çok nihai tüketiciye ulaşmayı başarabilirsek o kadar katma değeri artar. Bizim de gelirimiz daha yüksek noktalara gelir. Biz şu an kivi, mango ya da tropik meyvelerle ilgili ne kadar bilgi sahibiysek aslında dünyanın dört bir yanında incir belli bir potansiyelde durumda. Yani bilinirliği biraz bilinirlik az. Bilinirlik ne kadar fazla olursa o kadar çok ürünün daha fazla tüketileceğini tahmin ediyorum. Bununla ilgili Tariş'in bir ve İhracatçılar Birliği'nin komitesi var. İnciri yurt dışına daha çok tanıtıp bilinirliğini artırarak pazar payının artırılmasıyla ilgili belli çalışmalar söz konusu. Bu pazar çalışmalarının bilinirliği artırarak ilerleyen zamanlarda tüketim fazlalaştıkça ister istemez o zaman bizim ürünümüzün de talebi artar, fiyatı artar. O zaman daha çok ülkemize gelir elde etmemiz mümkün olur. Oğuz Bey Tariş'ten bahsetti. Kuru incir dediğimiz zaman da aslında Tariş'in de piyasada önemli bir rolü var. Germence'ye doğru bir gidelim isterseniz. Bir de Tariş'e kulak verelim. Bakalım Tariş yöneticileri ne diyor? Kuru inciri konuşuyorsak Tariş'e uğramadan olmaz dedik. Tariş'e de geldik. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük kuru incir tesisindeyiz şu anda. 60 bin metrekare alanlık bir yerdeyiz. 40 bin metrekaresi kapalı alan ve Türkiye'deki toplam kuru incir üretiminin %20'si bu tesislerde işleniyor. Yanımda da Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan var. Mustafa Bey, şimdi biz inciri konuşuyoruz. Biraz da incir özelinde konuşalım istiyorum. Sarılop genelde bu bölgede yaygındır ama Türkiye'de kaç çeşit incir var? Türkiye'de dünyada tek olan bizim Aydın'da yine İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü var. 276 çeşit incir çeşidi var. Bu ürünün önemli kısmını zaten ihraç ediyoruz. Ama ihracat pazarında durum nedir? Rekabetçilik anlamında sektörün pozisyonu ne durumda? Ya maalesef dediğiniz gibi Türkiye'de ihracatta rekabetçilik çok önemli. Çok fazla. Nasıl fazla? İşte ilk gemi 26'sında kalktı bu sene. Geçen seneki ilk iki günlük bir kıyaslama baktığımızda geçen sene ilk iki günde gemiden giden incir miktarı 5.214 tonmuş. Bunun karşılığında 27 milyon dolar bir
döviz girdisi olmuş. Bu sene ilk iki günde 3214 ton bir ürün ihracatımız var. Bunun karşılığında işte 15 milyon 200 milyon dolar bir şey girmiş. Buna baktığımızda geçen seneye göre tonajda 600 dolar hemen direkt bir düşümümüz var. Burada bu rekabetçilikten ülkemiz kaybediyor. Yani biraz yıkıcı bir rekabet var. Yapıcı değil. Bahsettiğimiz bu. Kesinlikle katılıyorum. Yapıcı değil, yıkıcı rekabet. Burada ülkemiz kaybediyor aslında yani. Aslında biz maalesef şunu üzülerek söylüyorum. Ürettiğimiz fırıncırın dışarı ihraç ederken yarısından çok fazlasını dökme olarak 15'er kiloluk, 10'ar kilo, 12'şer kiloluk işte kolilerde yani katma değeri yüksek olarak kendi şeylerimizde pek yapmıyoruz yani. Bu hikaye bana biraz fındığı hatırlatıyor. Aynı durum orada da söz konusu. Hem dünyada lider durumdayız üretimde ama maalesef dökme şekilde çoğunlukla ihraç ediliyor. Zeytinyağına bakıyoruz. Aynı şekilde dökme olarak ihraç ediyoruz. Yani ben şu sonucu çıkartıyorum. Bu işin hamallığını yapıyoruz ama kaymağını başka ülkeler yiyor. Çünkü 15'er kiloluk, 20 kiloluk bunları aldığı zaman bu inciri ne yapıyorlar? Mesela İtalya, Fransa ne yapıyor bizim incirimizi alıp? Ne yapıyor? Yani bizden alıyor. Mesela baktığımız zamanlarda şu anda üzülerek söylüyorsun. İtalya'nın üretimi belli. 3000 tonlarda misal yani örnek veriyorum. Ama ihracatına bakıyorsunuz 12 bin ton. 4 katı. Nereden? Bizden giden dökme incirleri kendi marka değerleri katıp bakıyorsunuz mesela ben Uzak Doğu pazarına gittiğinde, Avrupa pazarına gittiğinde, diğer pazara gittiğimizde bakıyorsunuz İtalyan menşeli şeyleri görüyorsunuz. İncir firma şeylerini görüyorsunuz. Markalarını görüyorsunuz. Onun için bizim... Ama kullandığı incir aslında Türk malı. Türk incir, kesinlikle. Buradan giden incir. Buradan. Başka yok. Dünyada yok yani. %80'i bizde olduğu için bu değerde, bu kalitede kuru incir yok. Biz biraz daha işte özellikle yıkıcı rekabetten ziyade katma değeri yüksek markalar yaratmak gerekiyor. Yani bunun önünü açmamız gerekiyor. Ülkemizi düşünmemiz gerekiyor. Nasıl daha fazla bir dolar fazla döviz getirebiliriz? Buna bakmamız gerekiyor. İş dönüp dolaşıp hep söylediğimiz şeye geliyor. Katma değerli üretim, markalaşma ve tarımın tüm ürünleri için, sadece incir için söylemiyoruz. O yapıcı rekabeti oluşturmak, o yapıcı rekabet üretim tarafında da olmalı, verim ve kalite açısından pazarlama tarafında da olmalı. Bu ürünleri artık satmanın ötesine geçip pazarlamamız gerekiyor. Çünkü biz şu anda sadece satıyoruz. Sattığımız ürünleri de başka ülkeler alıyor, paketliyor, güzel bir şekil veriyor ve dünyaya, tüketicilere pazarlıyor. Bu işin kaymağını yiyorlar açıkçası. Çıkarılacak çok ders var. Ciddi anlamda bir potansiyelimiz var. Yeter ki bu işin üzerine biraz daha odaklanalım, düşünelim. Efeler Diyarı Aydın'dayız. İnciri konuşuyoruz. Efeler ilçesine geldik. Aşure ayındayız bir de. Hazır hasadı konuşurken nereye gitsek bereket fışkırıyor. Köylülerde imece usulü aşure yapıyorlarmış. Biz de bir hem hayırlı olsun diyelim. Allah kabul etsin. Gülcan abla. Evet. Neler var bu aşurenin içinde? Aşurenin buğdayımız var, şekerimiz var, üzüm, kayısımız, fıstığımız, börülcemiz, fasulyemiz, nohudumuz, narımız üstüne gireceğiz. En aşağı 7 çeşit olması lazım ama maşallah 7'den fazla var. Bilmiyoruz artık 7 mi oldu 8 mi oldu saymadık. Köyümüzün adeti. Burada da bir imece usulü varmış herhalde. Herkes getiriyor bir parça bir şey. Kimisi kayısı getiriyor, kimisi üzüm getiriyor, kimisi buğday getiriyor. Yani kardeş payı, getiren de Allah razı olsun, vermeyenden de Allah razı olsun dediğimiz gibi. Yani yapmayı başladık yani dünden beri. Oldu mu? Hazır oldu. Mı? Şu anda hazır yemeğe. Vallahi mis gibi kokuyor. Evet. Şimdi ben de şöyle bir gördüm. Eğer hazırsa bir tadına bakalım. Evet, bakabilirsiniz. Ondan sonra zaten herkese de birazdan dağıtacaksınız tabii, anladığım tabii, kadarıyla. Tabii, tabii. Bilmiyorum memnun kalır mısınız, beğenir misiniz ama. Çok güzel gözüküyor. İnşallah. Beğeneceğiz diye umuyorum. İnşallah. İnşallah.
Evet, köydeki kadınlarımız bir araya gelmişler, ürünler toplanmış ve aşure adetine uygun şekilde yapılmış. Bize de kısmet oldu. Hiç aslında planında yoktu. Köye uğradığımızda aşure yapıldı denildi. Biz de bir uğrayalım, Allah kabul etsin diyelim dedik. Bize de işte kısmetimize bu düştü. Afiyet olsun. Nefes. Harika. Afiyet olsun. Aşurenin sıcağı ayrı bir güzel, kesinlikle. Soğuğu ayrı bir güzel. Evet. O yüzden evet. Ben o konuda hiç ayırt etmem. Sıcağını da yeriz, soğuğunu da yeriz. Afiyet ama olsun. Hakikaten. Çünkü bunun ayarını tutturmak da zor. Kesinlikle. Aynen. Yani bu kadar ürünü çeşitli bir araya getirip uygun kıvama getirmek hakikaten biraz da ince bir el işi anladığım kadarıyla. Köyümüz kadınları beceriklidir yani. Beceriklidir maşallah. Onu şu anda teyit ediyorum ben yani. Evet, beğendiyseniz biz de sevindik yani. Ne zaman İstanbul'dan çıkıp Anadolu'nun farklı köşelerinde tarım alanlarına gitsek, kırsala gitsek hep aynı duyguları yaşıyoruz. Bir dinginlik geliyor, bir sakinlik geliyor. Toprağı belki de negatif enerjimizi bırakıp pozitifi alıyoruz. O yüzden şu anda da aslında aynı hislerle konuşuyorum. İnciri konuşuyoruz. Kutsal kitaplarda yer alan bir üründen bahsediyoruz. Ana vatanı Anadolu olan bir üründen bahsediyoruz. Anadolu'dan sonra Suriye, Filistin, Orta Doğu derken Çin ve Hindistan'a kadar yayılmış. Ama üretimi birçok bölgede ya da birçok ülkede yok aslında. Sınırlı bir bölgede yetişiyor. Türkiye'de en iyi yetiştiği yerlerden bir tanesi. Özellikle Aydın bölgesi üretimin yaklaşık %80'ini tek başına karşılayan önemli bir alan incir açısından. Ve buradaki de belki en önemli nokta Büyük Menderes ve Küçük Menderes havzaları. Çünkü klimanın buradaki uygun şartlarda olması incir açısından o üründeki kaliteyi de ciddi şekilde yükseltiyor. Yani nem oranı, sıcaklık, rüzgar, yağışların uygun şartlarda, dönemlerde yaşanması incirin en kaliteli şekilde yetiştirilmesine sebep oluyor. O yüzden inciri konuşurken aslında birçok üründe de hep söylediğimiz şey şu, Anadolu toprakları gerçekten ciddi bir potansiyel barındırıyor tarımsal ürünler açısından. Bu topraklarda ne ekersek, biçersek fazlasıyla bize veriyor. Yeter ki koruyalım, doğru şekilde bu işi yapalım ve gelecek nesillere bu emaneti aktarabilelim. Mevsimde Tarım programının bu haftada sonuna geldik. Evliya Çelebi'nin dağlarından, yağ ovalarından Balakan şehir diye nitelediği Efeler Diyarı Aydın'ın bereketli topraklarında incirin ve kestanenin hikayesini sizlere aktarmaya çalıştık. Kameraman arkadaşım Cengiz Güven ve prodüktör arkadaşım İlhan Ezgin'le birlikte gelecek hafta Anadolu'nun farklı bir köşesinde yine üreticilerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Modern tarıma yön veren Türk Traktör sundu.